Reel'in Amerika bürosu haber verir. Başkent Washington'da uzun süredir tutulan nöbet sona eriyor. Bildiğiniz gibi 6 Yanvar'da dönemin başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen saldırı sonrasında Kongre binası çevresinde ulusal muhafız birlikleri görevlendirilmişti. Hatta binanın çevresine de demir çitlerle güvenlik duvarı örülmüştü. O demir çitleri de arkamda görüyorsunuz şu anda hala mevcutlar. İşte hala kaldırılmadılar. İşte Amerika Savunma Bakanlığı'ndan bugün bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve başkent Washington'da Kongre binasının korunmasına yardım eden ulusal muhafız birliklerinin görev süresinin uzatılması için yeni bir talep beklenmediği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan iki yetkili Pentagon'un böyle bir talep almadığını kaydettiler. İşte kritik dönemde Kongre binasını koruyan yaklaşık 5200 ulusal muhafız askeri vardı ve mevcut birliğin süresi geçen Mart ayından 23 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Fakat yapılan açıklamaya göre hali hazırda bina çevresinde bulunan 2000 ulusal muhafız birliğinin görev süresi 23 Mayıs'da doluyor. Aslında baktığımızda başkent Washington'da sadece 6 Yanvar Kongre binası saldırısı olayı değil, devamındaki süreçte de güvenlik zafiyeti tehlikesi yaşandı diyebiliriz. Çünkü hatırlarsanız 2 April'da Kongre binası önünde kontrol noktasına bir kişi aracıyla girmeye çalışmıştı. Bir polis memurunun hayatını kaybettiği olayda ise saldırgan vurularak öldürülmüştü. Dolayısıyla süreçte Kongre ulusal muhafız askerleri tarafından da korunuyordu. Baktığımızda öte yandan federal savcılar aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişinin de ölümüyle sonuçlanan 6 Yanvar Kongre saldırısında yer aldığı gerekçesiyle 300'den fazla kişiyi de suçluyor. Yani yargılama ayağı olayın hala devam ediyor. Bununla birlikte tutuklananlar arasında Oath Keepers yani yemin muhafızları ve 3%ers dediğimiz %3'ücüler gibi hükümet karşıtı silahlı milis grupların üyeleri de yer alıyor diyebiliriz. Başkent Washington'daki son durumu sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.